Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, evet 11 Mayıs Perşembe İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, İzmir'de 10 koşulu bir programımız. Bizleri bekliyor, 2 altımız olacak. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana yardımcı olursunuz. Yardımlarınızı bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 16.45'i gösterdiğinde şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Birinci altılı ayrımız başlıyor. 8 safkanımızın e, mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya e, şöyle baktığımız zaman Hamid'in Mustafa Çek eşliğinde e, yaptığı son kısa vade 6 işinde e, çok yakın ara bir ikincilik elde etti. E, o gün için gerçekten çok farklı bir çok iyi bir koşu çıkarttı. E, tabii ki e, ondan önce koştu. Kocaeli'de e, de koşu kazandı. İzmir'de yine bu mesafede bir ikinciliği olan bir safkanımız. Mert Çelik geçtiğinde. Yarın ben Mustafa Çiçek'le koşunun en şanslı ismi olarak görüyorum. 4 nolu Hamidin. Benim ilk tercihim. İkinci atım 2 iki nolu safkanımız. O da iki yarış gördü Muhammed Birbirgin eşliğinde. İzmir'de yarış hayatına başladı. 1400'e ikincilik. Sonra Bursa pistine geldi. O gün içinde zaten üstüne basarak önermiştik Bursa pistinde. Muhammed Mirbilgin'le İzmir'den geliyor dikkat demiştik. Koşuyu da kazanmasını bilmişti. Tekrar İzmir pistine dönen safkanımız. 2 de kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Ve de bir nolu safkanımız. O da İzmir pistinde gerçekten farklı bir performans sergileyen bir safkanımız. İzmir'de 1200'ü kazandığı Son kosunu 1400'e kazanma başarısı gösterdi. Eray Çizik eşliğinde yine piste çıkacak. Bir de es geçmeyeceğim. Bu koşta 4-2-1 benim birinci koştaki sıralama. Evet geçelim. ikinci koşumuz meydan. 3 yaşlı Araplar 1100 metre çime çıkacak. 12 safkanımız yer alacak. 7 ile 8 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkıyorlar. Evet ilk yarışında güzel bir ikincilikle ayrılan İzmir kumunda şartlı bir de 1000 e, metre kumunda Atakan Cem Dağdevren'le karizmatik kazanmışı Rüzgar Barış'ta o gün için Müslüm Baylan'la arkasında bir ikincilik elde etti. Tabii ki o gün için 12-13 boy gibi fark idi ama e, ben e, o koşuda daha tay ilk startında normal bir sonuç ama güzel bir ikincilik kanesini yazdırdı. 4 nolu Safkan'ın benim ilk tercihim olacak ilk defa içime çıkıyor. Etkili koşmasını bekliyorum. Sonradan 11 nolu Safkan'ımız 2 koşu gördü. Yani 3 koşu gördü de Bursa'da maalesef derecesi sonra İzmir'de İstanbul'da yani 3 ilimizde de ayrı ayrı 3 koşusunda 3 ilimizde gördü. Son yaptığı İstanbul çiminde 1 metre çiminde yakın ara bir 4. Ülük Halil Kaplan'la kazanmış. Şimdi çizi görüyoruz. 11'de kesinlikle imal etmeyeceğim. Sonradan Altınoğlu Safkanımız bir turbo orijini Nevzat Avcı'yı görüyoruz üstünde. İlk yarışı 7.lik ama ilk defa çime çıkacak. Çimde farklı koşar. Çok çok dikkat 6. Sonradan 3 ve 7 safkanları da ekürleri de yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. 4, 11, 6, 3 ve 7 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet üçüncü koşumuz şartlı 2-4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çime çıkıyor. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Birinci dörtlü kaynımız burada başlıyor. Evet koşuya baktığımız zaman tempoyu verecek. Kara Mehmet, Mertcan Çelik eşliğinde bir kullar çekme avantajına liderliği alabilir. İki nohulu safkanımız aynı şekilde. Ben burada birinci altılı kaynanın için banko tercihimi sevgili dostlar. Üç nolu Kara Mehmet'ten yana kullanacağım. Mertcan Çelik de zaten çok çok iyi tanıyor. 11 kere start alıp sadece birini kazandı ama hep e, fotonun içinde kendine yer bulan 3 nolu Kara Mehmet çıkıp da bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Yarın için benim 3 nolu savkanımız Banko ismimdir. Evet e, ikili denilecek arkadaşlar için buna tek ciddi rakip var. O da nolu Utku'nun kızı Ali Yıldız'la ve 2 nolu safkanımız Nevzat Avcı'yla. İkili oynayacak arkadaşlar için bu iki safkanı değerlendirebilir. Üç nolu Kara Mehmet benim yarın için bankumdur sevgili dostlar. Evet geçelim dördüncü koşu şartlı üç. Dört ve yukarı Araplar iki bin metre kuma çıkıyor. Dokuz safkanımız yer alıyor. Bir ile yeni nolu e, Sedoşcan Ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada da koşuya baktığımız zaman Ayduru yaptığı son koşusunda müthişti. Gerçekten şartlarda harika bir koşu çıkarttı. Nevzat Avcı ile ilerleyen yaşına rağmen gerçekten e, potansiyeli e, yine olduğunu gösterdi. Kanıtladı. E, İzmir'de 2100'ü kazandı. Arkasından şartlı 5600'de kazanan bir sapkınımız Nevzat Avcı ile yola devam dediler. 3 nolu Ayduru yine koşunun şanslı ismidir. 5 nolu sapkınımız Sanayi Mutlaka değerlendireceğiz. Bu da ilerleyen yaşına rağmen etkili koşuyor. Fotonun içinde hep kendine yer alıyor. Ee, yani ilerleyen yaşına rağmen bir e, sürpriz bir isim. Yani sürpriz derken grubun kaliteli bir ismi aslında. E, koşarsa e, iyi koştuğu takdirde fotoya uzanabilir. Beşi de es, es geçmeyeceğim. Sonradan bir nolu Melike abla. Eray çiziyi görüyoruz üstünde. İki nolu Fadik sonları etkili gelir. Son yaptığı 3 koşu kesinlikle aldatmasın bizi. Kadir Tokoçoğlu ile etkili koşacaktır. Sürpriz bir isim mutlaka değerlendireceğim. Ve de Altınoğlu Kral Tacı diyeceğiz. Alaaddin Küründük eşliğinde. Evet sıralamamız 3, 5, 1, 2 ve 6 şeklinde oluştu. 4. koşumuzda. 7 plasa için 3 ile 5'i bu iki sapkanı yazdık mı yeterli olacaktır. İkisinden biri ikiliği bozacağını düşünmüyorum. Evet geçelim 5. koşu ikinci altılı ayımız başlıyor burada. Handikap 14, 4 ve Kore İngilizler 1900 metre çime çıkacaklar. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman son yaptığı Bursa çiminde şartlı 3 1800'de e, Ekürüsü de vardı o gün için. Ekürüsü ikinci kendisi üçüncülükte ayrıldı. Zülfikar Kalabalık eşliğinde start almıştı. Yarın e, hem bir kulvar çekme amatajı, ayağına da seri. Tabii ki burada bir nolu savkanımız Kaneko'nun oğlu da var ama Zeybek Flight sevgili 10 nolu savkanımız Yani çıkıp liderliği alırsa, arkadaki grubu da uyutursa bir sürpriz yapabilir. Nevzat Avcı'yla da ilk defa buluştu. Nevzat Avcı sever böyle savkanları 10 benim ilk tercihim. İkinci atım bir nolu savkanımız Bone. Sonradan 5 nolu savkanımız Zaldır. 2 ve 4 şeklinde oluşan bir sıralamam var. 10, 5, 1, 2, 4, 2. 6'lık ayarımızın başlangıç aya bir sürprizle başlayabilir. Dikkat! Evet 6. koşumuza geçelim. Handikap, e pardon handikap dediğime bakmayın özür diliyorum. Bir meydan 3 yaşlı Araplar 1100 metre çime çıkıyor. 12 sapkımız yer alacak. 2. 5'lik ayarımızın startı bu koşulu itibariyle verilecek. Evet kum performansı iyi olan e, burada safkanlarımız var. E, çime ilk defa çıkacaklar. İlk çim yarışında bir altıncılıkta ilk defa piste çıkacak safkanlarımız var. Ayakları düz bassın. Evet burada baktığımız zaman hem yarış e, potansiyeli olarak gözümüzü çarpan 12 nolu Melanur Ali Yıldız eşliğinde piste çıkacak. Ali Yıldız da zaten iki yarış gördü. İzmir pistinde ilk defa çime çıkacak. E, kardeş Can kardeşlere ait bir safkan. Yani Can Kardeşler ekürsünden gelen. Yani iyi bir ekürden gelen. Yani baba tarafından. Ben etkili koşmasını bekliyorum. İlk çim yarışında. Ben Mela Nur. Benim ilk tercihim. 12 nolu safkanımız. Buna da ilk startına güzel bir üçüncü kalesine yazdıran Nevzat Avcı eşliğinde start almıştı. O da çimi yadırgacağını düşünmüyorum. Mustafa Çiçek'i de üstünde görüyoruz. 10 benim ikinci tercihim olacak. Sonradan yani e, 12-10 yeterli gibi tabii ki Çin performansına çıktığı zaman e, nasıl koşacaklar biz de ilgiyle e, izleyeceğiz. İyi koşmasını bekliyorum bu iki safkan için. Kuponu valçak arkadaşlar için birinci Altırgan'ın için yeterli gibi görünüyor. Ama Altınoğlu safkanın ilk startında Müslüm Baylan'la bir güzel bir ikincilik elde etti. O da e, burada 12 oğlu safkanımız gibi e, ee, iyi bir orijine sahip aynı orijinden gelen bir sapkanımız. E, ee, 6'yı da es geçmeyeceğim. Sonradan iki nolu sapkanımız o da ilk startı güzel bir üçüncü. Ve de 8 nolu sapkanımıza da dikkat diyeceğim. Görkem Özçelik'te bir turbo orijini ee, mutlaka değerlendireceğim. 12-10 çizgi 6-2-8 benim bu koştaki 6. koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet Yedinci koşumuz şartlı 4, 4 yaşlı atlar 1200 metre kuma çıkıyor. İkinci dörtlü ayımız başlayacak burada 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya şöyle döndüğümüz zaman Tok Ateş yaptığı son koşusunda grup 3'te maalesef Mustafa Çiçek eşliğinde piste çıkmıştı. O gün için birbirlerine denk bir mücadele olduğunu düşündüğümüz bir koşuydu. Yani o gün için 12 safkanın arasında 12. olarak pistten ayrıldı. Sonra bir araya girdi. 95 günlük bir araya girdi. Ee, yani hem goloplarına baktık. Goloplarında da inceledik. Zaten bu safkanın potansiyeli bir safkan olduğunu herkes biliyor. Nasıl koştuğunu herkes biliyor. Bursa'da çalışmalarını hızlandırdı. Ee, şimdi İzmir'e geliyor. Ben tok ateşten çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Yani mesafe kısa bir tek terör o. Yani Kadir Tokoçoğlu'nun üstünde görüyoruz. E, tercihli kulvar yapmışlar. Çünkü burada Mistral 4 nolu savkanımız olsun, 3 nolu savkanımız olsun, 9 nolu savkanımız yani birazcık tempo verecek. Buna güzel Muğla'lı da katılacaktır 1 nolu savkanımız. Ben Tok Ateş'in e, tercihli kulvardan Kadir zaten 4'te 1 yaptılar. E, çıkıp li, liderlik alamasa da ee, ön grubu kopartmamaya çalışacaktır. Son viraj dönüldükten sonra e, ataklarını sıklaştırıp fotoya uzanmasını e, bilebilir. Altın o tok ateş. Eğer mesafe 1400-1500 olmuş olsaydı tek başına bırakacaktım ama mesafenin kısa oluşu birazcık kafamda terör işareti. 6 ile başlayacağız. Sonradan 2 nolu sağlıklı cesur rüzgar. 1 nolu sağlıklı güzel muğlalı. Ve de 3 nolu çam sakızı diyeceğim ben. E, Muhammed Mirbilgin eşliğinde etkili koşmasını beklerim. Bir diğer safkan olacak sevgili dostlar. Evet e, buradaki sıralamamız 6, 2, 1 ve 3 şeklinde oluşacak sevgili dostlar 7. koşumuzda. Evet geçelim 8. koşu şartlı 19 4 yaş taraplar. 1800 metre çime çıkıyor. 12 safkanımız yer alıyor. 1 ile 4 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da e, koşuya şöyle baktığımız zaman 8. koşumuza evet e, yani burada da e, yani çünkü yarış hayatlarına e, güzel başlangıç yapıp sonra geri planda kalan safkanlarımızda e, çok olduğunu görüyoruz. Şartlı 19 zaten yarış daha hiç birinciyle tanışamayan safkanlar bir arada evet burada e, yarış hayatını ilk çim yarışında e, güzel bir e, başlangıç yapmak istedi ama maalesef olmadı. Sonra iki çim yarışı gördü. Uzun aradan sonra tekrar çıktığı çimde Mert Uyar'la 1800 metre çiminde bu mesafede çok başarılı bir ikincilik elde eden Altuno Prenses Songül ile başlayacağım ben Kürşat Yılmaz'la. Benim ilk tercihim olacak sevgili dostlar Altunoğlu Safkan'ımız. Sonradan 12 nolu Safkan'ımız Mürsel Kayış eşliğinde mutlaka değerlendireceğim. E, safkan'ların arasında yer alıyor. Evet sonradan Muhammed Mirbilgin'le ilk defa buluşan 8 nolu sapkan filan kızı e, kuponlarımızda olmazsa olmazlardan biri olacaktır. 3 nolu Gürta Nevzat Avcı eşliğinde 2 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Çünkü buraya birazcık kalabalık tutmamız doğru olacaktır. Her an bir sürprize müsait bir koşu sevgili dostlar. Sıralamamızı tekrar edelim. 6, 12, 12. 8, 3, 2 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu 8. koşumuzda. Evet geçelim 9. koşu handikap 16, 4 rekor araplar 1300 metre çim 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da e, karışık gördüğümüz bir koşu ama burada 3 safkanla ben geçmeye planlayacağım. Onlar kimler? Yerinoğlu, Özümcan diyeceğim. E, yaptığı iki çim yarışında İzmir pistinde 1800'ü kazandı. E, bu mesafede bir beşinciliği var ama kesinlikle o bizi aldatmasın sevgili dostlar. Müslüm Baylan'a ya uzun da iyi gidiyor. Kısa da olmaz bir beşinciliği var demeyelim sevgili dostlar. Özümcan e, bu grubun kaliteli bir ismi. Altı benim ilk tercihim olacak. İkinci atımız da burada Big Boss Bekir Mert Mırık eşliğinde Altınoğlu Sakon Pardon pardon Yelinoğlu Özümcan ilk tercihimiz. Altınoğlu Sakon Big Box ikinci tercihimiz. Sonradan da İkinoğlu Tatavla diyeceğim ben. Oktay Kızıldaş ekli, eşliğinde. Evet burada da 3 safkan yeter demiştik. 7, 6 ve 2 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim son koşumuza. Bir meydan 3 yaşlı Araplar 1100 metre çime çıkıyor. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bizim e, banko ismimiz olacak. İki yarış gördü. Mustafa Çiçek eşliğinde e, bir kere start aldı. O da son kursunu Mustafa Çiçek de start almıştı. Hatta 1-2 boyla geç çıktı e, ama ikincilik hanesine yazdırdı. O da bir nolu Gürkan Bey sevgili dostlar. Yarın ben e, sığınma limanımdır. Burada banko olarak tercih yapacağım. Mustafa Çiçek eşliğinde bir benim yarın için bankom olacak. ikinci altılı son ayına tekabül edilen bu koşu da. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için önereceğim. Safkanlar tabii ki var. Ee, o da X startını güzel bir ikinci kanesine yazdıran o da Özden Hanım. O da Feyzullah Avcı bir koşu gördü. Şartlı biri 1000 metre kumunda. Hatta o gün için gerçekten çok sürprize imza atacaktı. Ee, bir ikinci kanesine yazdırdı. Yarın yine bir ikincilik şansı olabilir. 9'u tercih yapabilirsiniz sevgili dostlar. Ve de burada 2 nolu safkanımız. X startında bir yedincilik ama Nevzat Avcı var şimdi üstünde. Ayağına da seri gördüm ben bu safkanı. E, sanki daha bir potansiyeli bir safkan. E, bir turbo orijini. Çimde de koşacaktır. Yani ikili için 2'yi de arkasına bağlayabiliriz. Bir, Gürkan Bey benim bankumdur. 6'lı galibimizin son ayında. İkili için 9'da 2'yi arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz son koşumuzda. Evet İzmir programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Gerçekten zor bir program bizleri bekliyor. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. hem Ankara hem İzmir programı için iki program için herkese bol şanslar. Hoşçakalın sevgili dostlar.